Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün de seyahat fotoğrafçılığında nereye gidiyoruz? Bugün de e, kilise doğru gidiyoruz. Yani şu anda kilise giderken bunları yine e, minibüsün içinden yani çekiyorum yani. E, ya bilmiyorum. Bana göre Güzel diyorum hep yani şeylerde videolarda öyle söylüyorum. Tabii ben çektiğim için belki yani ben öyle söylüyorum. Tabii takdir sizlerin. İnşallah sizler de benim gibi beğenirsiniz. Bu kiliste bayağı bir eski camiler var. Ondan sonra şey var türbeler çok yani türbe çok. Yani bayağı böyle tarihi yerler çok ee, yani şu şeyler mesela o kadar şey yapmışlar duvara şey yapmışlar mesela bu şeyde kemerler mesela çok güzel duruyor bir de e, sokakları e, çok şey mesela çok güzel duruyor bana göre yani eski eski yani bana göre böyle hani tarihmiş gibi geldi yani tarihi yerler yani şu şey mesela bak o kadar güzel duruyor yani burada da bir Abi böyle hani zeytin şeyi yapıyordu galiba, turşu kuruyor galiba. Onu çekmişim yani fotoğraflarda. Ee, cami çok güzel. Burada camiler var tabi Hepsinin isimlerini şu anda e, zikredemiyorum ama. E, tarihi kapılar mesela. bu Kapılar mesela çok şey mesela çok güzel. E, şu kapılarda kemerler çok güzel duruyor mesela. Çünkü eski, hepsi eski yapı mesela o caminin şeydi, Bu mesela Ulu Cami. Ulu Cami'nin içerisinde mesela veyahut da dışında yani o kadar o kadar güzel şu alanı o kadar güzel ki bu bir burada varmış bir de Ayasofya'da varmış bu halı. Öyle söyledi oradaki e, görevli abimiz. Yani bayağı bize o zaman anlatmıştı. İşte bu Ulu Cami videosunu yayınlamıştım. Oradan şey yapıyorum. E, buranın dokuz tane kapısı varmış. Burada tarihi hep bu anahtarlar zaten yani bu yani bizim köyde de vardı böyle bizim eski yapılarda böyle şeyler ama tabii şu anda yok. E, yani burası yine Ulu caminin içerisi bu e, minare olarak göstermişiz. Burası mesela yani şu kemerler gerçekten harika duruyor yani. E, bir de e, hep ahşap yani şeyleri çok güzel yani ahşap da çok güzel duruyor yani şu kemerler çok 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 güzel duruyor yani harika duruyor gerçekten ee, Sokaklar zaten söyledim yani sokaklar da ayrı bir güzel yani kapılar baya e, böyle yani çok eski demeyeyim de yani ama yine de eski yani ama baya bir bu sokaklar bence çok eski Eski ama yani bazı hani kapı ben şimdi şey yapıyorum ama şaşırıyorum bazen ama e, bazı kapılar olabilir yani belki hani yeni işi şey olmuş boyatılmış bilmem ne olmuş olabilir ama burası mesela bir fırın arkadaşlarımız burada bize savolsunlar e, yardımcı oldular fotoğraf çektik video çektik bunlar zeytin dalından mesela o şeyleri pideleri pişirip e, millete veriyorlar mesela hep, hep zeytin dalından pişiriyorlarmış. E, zeytin dalı yağlıymış öyle söylediler arkadaşlar yani daha güzel yanıyormuş yani hakikaten de yani yeşil attığı zaman adam yani gözümle gördüm böyle şey gibi yanıyor yani böyle sanki e, benzin dökmüşsün gibi e işte bunları gö görüyoruz işte hep beraber. yani bayağı tarih yani hamam burası yani şu duvarlar mesela bak ne kadar şey duruyor kapılar yine öyle yani bayağı bir yani kilisi bayağı bir beğendim. Onu söyleyeyim yani bayağı bir güzel yer bana göre. Evler de güzel. Aynı bizim bazen hani çemiş gezikten arkadaşlar şey yapıyorlar mesela gösteriyor. Aynı oralara benziyor yani bazı şeyler. Aslında buraya e, bir, bir sefer daha gidebilirdim ama nasip olmadı. Neyse inşallah bir, bir dahaki sefere inşallah Allah nasip ederse inşallah. Burada abimiz buğday satıyordu. Buğday şeylerini öyle çektik birkaç bir tane fotoğraf. Bu şey çok eskiymiş. Aslında o bir kardeşimiz vardı bize şeyini de anlattı ama Hindu Camii diye. Ama bayağı bir şey varmış. Yani tarihçesini anlattı ama ben unuttum. Burası e, türbeydi. Burası açık değildi. Hatta buradaki e, arkadaşlarımız sağ olsun yani böyle böyle dedik bir işte, Fotoğrafla falan çekmek istiyoruz. İşte Şeyimiz sağ olsun. izin verdiler çektik. burası burası da ne dediler ya buraya bir şey dediler. De şu anda aklıma gelmedi ama çok tarihi bir yer burası da böyle hani bak şu sütunlarla yapılmış şeyler çok sütun modeli onlar ne dediği biz aslında onlara tavanda olan şeylere kisek diyoruz ama bir e, burada direkt de diyebiliriz bilmiyorum ama çok güzel orada yakışmış yani çok güzel duruyor e, pencereler işte baya böyle baya güzel çünkü arşaftan yapılmış bir de hepsi e, çok güzel duruyor yani yani o şeye yakışan bir şey. Yani yakışmış yani. Ee, şu şeyin avlusu. De şu, buraya girdiğim şeyi aklıma gelmedi şu andaki söyleyeyim. İnşallah buradan bir yakın bir çekim vardır da. Ha, Havra diye bir yer. Havra diye bir yer o. Demek ki söyle, ismini söyleyemedim yer Havra diye bir yer. arkadaş onun tarihçesi şeyinde anlattı zaten ben videoda onu anlatmıştım ben fotoğraf olduğu için fazla şeye giremiyorum burada bu e, abimiz fotoğrafını çekti diye ben de sağ olsun izin verdi çektim fotoğrafını e, burada işte yine böyle hani tarihi tarihi böyle camiler minareler bayağı böyle gerçekten e, güzel duruyor yani. Burada kardeşimiz yine öyle bir el şey yapmış, bize sallamış yani. Ee, e tarih Bunlar mesela hepsi şu minareler mesela çok tarihi. Yani hakikaten camiler de tarihi camiler. Yani kilis gerçekten harika bir yerdi. Ee, türbesi de bol olan bir yer. Ee, hamamları olan yer. Bayağı burada güzel yerler var yani. İnsanlar da çok cana yakın. Yani sağ olsunlar. Ee, bana bayağı bir yardımcı oldular. Ben orada hem fotoğraf hem öyle video çektim işte yani. Sağ olsunlar yardımcı oldular yani. Herkisi de izin verdiler çektik yani. Ee, burası bir park zaten. Atatürk'ümüzün heykeli var burada. Ee, burada yani bayağı. Burası çarşı. Ee, burada bir abimiz öyle şey satıyordu. Yani bunları fotoğrafladık. Yani güzel fotoğraf. Bu e, Cennet Çamuru diye bir abimiz mesela şey yapmıştı. Çok güzel tescilli bu Cennet Çamuru dediği şey. Onları fotoğraflarını çektik. Onları şu anda yayınlıyorum. Hakikaten güzel. Be Bekan diye bir e, firmaydı. Yani hakikaten çok güzel e, tatlılar yapıyorlar. Çok güzel katmerler yapıyorlar. Yani harikaydı velhasıl. E, neyse biz camilerimizi yine gösteriyoruz. Böyle hani ara ara yine sokaklara böyle giriyoruz. İşte dedim ya böyle hani hep şeyler e, böyle kemerli, hep ahşaptan yapılmış. Bu yine bir cami içerisi. Yani bu yeşil yeşillikler, çiçekler, miçelikler ne olduğu yer mesela bak bunu şu anda yani caminin içinden çekiyorum yani, caminin yani her neyse dışından da e, bak bu şeyler, e, şu kemerler mesela bak ne kadar güzel duruyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, kanalımıza da abone olursanız sevinirim, bize destek verirseniz sevinirim. Yani e, kilisli kardeşlerimiz de ne olur bize, onlar da bize destek versinler yani. Yani, gel ki birkaç kardeşimiz oradan bizlere abone oldular ama e, daha çok aboneye ihtiyacımız var. E, onun için bize destek verirseniz sevinirim. E, burası mesela bir çiçekçiydi abi sağ olsun çağırdı öyle bir şey yaptık yani bayağı eski şeyler var. Bak bu havan mesela taştan yapılmış e, çiçekçi ama farklı farklı. Mesela bak bu bir kuyu mesela. Ee, şunlar mesela çok yani eski şu şeyler şu post kaç senelik dedi bana ya 150 senelik mi dedi öyle bir şey söyledi ama inşallah yalan ve yalan değil de yani e, inşallah yanlış söylemiyorum diyecek yerde çok affedersiniz yanlış kelime kullandım ee, yani öyle bir şey söyledi yani ya 150 senelik dedi ya 100 senelik ama 150 sene olabilir öyle aklımda sanki kalmış e, burası mesela tatlıcı İlhan kardeşimin yeri sağ olsun bu da, arkadaşımız da bize o zaman şey yaptı hatta cennet çamuru diye bir şey verdi üzerine kaymak koyuyorlar şey yapıyorlar çok güzel bir tatlıydı e, sağ olsun e, Allah emeklerini boşa vermesin bu kardeşimiz işte görünen kardeşimiz Allah ondan razı olsun işlerini güçlerini rast getirsin gerçekten yani burası e, bir türbe çok güzel bir türbeydi. Buraya da gittik. Yani şu anda isim ismi gelmiyor aklıma ama yanılmıyorsam bilmiyorum fotoğraflarda veyahut da şeyde mi gösterdim veyahut da bu türbeyi göstermedim mi bilmiyorum şeyde ee, bazen hani tam şelen ismini yani görelim diye yani çekiyorum fotoğraflarını bazılarını çek. Bak şu şey çok eski mesela kömeç. Biz kömeç diyoruz ona. E, ha türbeyi galiba biz oradaki demek ki o fotoğrafları türbeyi yanılmıyorsam onu biz herhalde daha yayınlamadık ama yayınlayacağız inşallah. Allah izin verirse inşallah. Burası da şimdi bak e, şeyin Uzaktan işte fotoğraflarını çektim bir tepeye götürdü. Sağ olsun bir arkadaşımız bir kardeşimiz Allah razı olsun o e, demek ki tatlıcı kardeşim oraya gönderdi beni bir arkadaşa söyledi beni götürdüler mesela bir tepeye tepeden e, şehri görerekten bu fotoğrafları çektim. Allah sizden de razı olsun onlardan da razı olsun yani böyle bu zeytin ağacı çok orada. yani her taraf zeytin ağacı bak şu, şu görünen alanlar her taraf zeytin ağacı bak. Yeşil görünen alanlar. Bayağı bir zeytin ağacı çok yani burada. E, bunu bayağı bir yüksek bir tepeden e, bunları bu fotoğrafları çektik. O kardeşimiz sağ olsun bizi oraya götürdüler. İşte burada yazıyor bu geldiğimiz yerin şeyi. Yani biraz ben şey tutuyorum. E, videoyu durdurduğunuz zaman yani o yazıları okuyabiliriz hep beraber. Eee Bura Recep Tayyip Erdoğan parkı mıydı? Neydi orası? Bir şeydi ama. Neyse geçti orası. E, Bura Adnan Menderes bulvarıymış burası. İşte bunu da yine e, yine seyahat yolculuğu diyoruz ya işte. Bak bunlar hep yolda çektik böyle. Gelen traktörler olsun, kamyonlar olsun. Mesela bak şu e, yerler mesela topraklar çakur çukur mesela. Yerler hep mesela e, hepsini bunların minibüste Çektik yani şu şey mesela güneş vurmuş mesela ha, bu şu e, canavar başı mı ne diyorlar bak şurada şu, yani öyle öyle dedi ejderha başı gibi şu taş öyle söylediler orada bize arkadaşlar öyle bir çekim yaptık oradan. Yani şu anda zaten e, yolculuğumuz şeye doğru biz tekrar e, İslahiye'ye doğru dönüyoruz. Yani biz gittik Kilise dönüyoruz şu anda. İşte yolda böyle e, ağaç şeyleri var. E, Zeytin yine dediğim gibi çok. Ondan sonra şey de mesela e, orman da çok buralarda. Ondan sonra o tam başlangıçta incir ağaçları vardı. Yani gerçekten harika fotoğraf.